arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere çok güzel börek tarifi vereceğim. Aslında yalancı su böreği de diyebiliriz. Ben bu sefer kaşar peyniriyle yapacağım. Sizler patates, kıymalı ya da ıspanaklı, hiç fark etmez, kullanabilirsiniz. Önce tepsimi önüme alıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar sadece sıvı yağ sürüyorum. Çok değil. En son üzerine sos yapacağız. Kenarlarını şöyle dışa doğru vereceğim. Biraz yufkalarım koptu. Hiç sorun değil. Şimdi bir tane yufkayı ortadan ikili koparıyorum. Daha rahat yapabilmek için. Altına seriyorum. 3 tane yufkanın bir buçuğunu alta, bir buçuğunu da üste koyacağım. Yufkaları böyle koparıp yaparsanız daha iyi olur. Bir buçuk yufkayı şimdi alta koydum. Benim mini fırın olduğu için ben 3 yufkayla yapıyorum ama sizler 4 ya da 5 yufkaya kadar çıkarabilirsiniz normal standart bir tepside. Şimdi arasına bolca kaşar koyuyorum. Beyaz peynir, patates, kıyma, hangisini seviyorsanız da koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu börek daha çok böyle kahvaltılara yakışıyor. 5 çaylarına yapabilirsiniz. Tamamdır. Tekrar diğer kalan bir buçuk yufkayı da koparıp böyle seriyorum. Bütün yufkaları serdikten sonra şu kenarlarda kalanları içe doğru kaplıyorum. Beklerken hemen kurudu. Şimdi en sona kalan iki tane yufkayı da en üste seriyorum. Bu baklavalık yufka. Biraz hafif şöyle alta vereceğim. Çok çabuk kırılıyor. Çok hassas olduğu için. Şöyle kaldırıp altına doğru veriyorum. Böreğin sosunu hazırlayacağım. 2 şişe soda. Bu soda bu böreğin en büyük özelliği. Kesinlikle koymalısınız. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı su. Böreğin sosu bu kadar. Özelliği de zaten tamamen sosunda. Üzerine döküyorum. Yavaş yavaş. İçine çeke çeke. Hafif şöyle kenarlardan içine çektireyim. Çok böyle yağlı da olmuyor. Yarım saat kadar böreği dinlendireceğim. Eğer ki zamanınız varsa yarım saat, bir saat dinlendirin. Yoksa bir 10 dakika kadar da olsa yufkayı iyice sos çekmesi için bekletin birazcık. Ondan sonra 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Pişirme esnasında oldukça kabarabilir. Endişe duymayın, bu gayet normal. Ben de şimdi kendi fırın ayarıma göre götürüp pişireceğim. Sizler de lütfen kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin. Böreği fırından çıkardım. Aslında çıkartalı bir 40-45 dakika oldu. Hemen çekimini yapamadığım için birazcık havası indi. Böreği keseceğim. Hemen şöyle elimi alacağım. Gayet güzel börek oldu. Çıtır çıtır. Su böreğini
Gerçekten aratmayacak. Çok güzel bir börek. Çıtır çıtır oldu. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.